Belki bir gün çıkar gelir diyorlar. Gönül muradını da alır diyorlar, diyorlar. Bebeği, yeşilliklerin mekanı, Ak Dağların eteğindeki eski adıyla Gedik Çubuk Ovası'nın hemen kenarında Sızır'dayız. Aynı zamanda Sızır'ın mahallesi Arpaöz'ündeyiz. Eskiden burası çok güzel bir köymüş. Gelirken baktık çok eski yapılar var. 100 yılın üzerinde oturulmuş evler var. Onları görüntülerinde göreceksiniz zaten. Ama şimdi nasıl olduysa bu yöreye bir Avrupa alışkanlığı girmiş tahmin ediyorum. Yanılmıyorum değil mi? Doğrudur. Dolayısıyla evlerimizin konumu değişmiş. Eski mum sekili odalarımız, yıkılmış ev ecdat yurtlarımız. Yeni 2+1, 3+1, 4+1 gibi yeni Avrupa'yı tarzda evler, binalar yapılmış. Hem de göz bebeği tarlalarımızın kenarına. Köy yayılmış, genişlemiş. Yanımızda Arpaözü Mahalle Muhtarımız var. Muhtarım sizi bir tanıyalım. Öncelikle köyümüz adına hoş geldin diyorum ben. İsmim Osman Yavuz, Arpaözü Mahallesi Muhtarıyım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ben bir şeyler anlattım gerçi de. Evet. Kaç hane mahallemiz? Şimdi bizim burası hocam, bizim burası 250-300 hane. Çok Avrupa'mız var. Aslında 250-300 hane. Evet. Burada kalan kaç hane var? Kalan yaklaşık 80-90 hane. Yine çok sulu evet. Maşallah. Yok iyi, mahallemiz, köyümüz güzel, arabalık. Şimdi bu vadilere Gilaboru'nun ana vatanı diyoruz. Aynen öyle, aynen öyle. Gilaboru'muz çok. Peki ticari amaca yönelik mi üretiyorsunuz onu? Yok ticari değil. Müdürüm bizim işte eşe, dosta, hediye. Yani ticari amaçla yapmıyoruz. Muhtarlık da kaçıncı döneminiz? İlk dönemim ben. İlk dönem, maşallah çok da gençsiniz. Neredeyse envai çeşit bitki yetişiyor bu vadide. Evet. Meyvelerimiz, cevizlerimiz, girebolumuz. Yani. Allah'ın vermiş olduğu bir nimet. Bunun kıymetini bilmemiz lazım ama değerlendiremiyoruz. Yani bizim Sızır tabiriyle su akıyor, biz bakıyor. Normalde. Ama uzun çok yıllardır belediyeniz de var. Doğrudur. Belediyemiz kendi hizmetlerini yapacağı kadar özel hizmetlerini yapıyor. Ama şahsi olarak %90 Avrupa'da. Avrupa'da olunca yaz döneminde geliyorlar, kış döneminde gidiyorlar. Yani burayı daha çok yazlık gibi kullanılıyor. Evet, tatil köyü. Arpaözü'nde 1944 veya 45 yıllar arasında veya 46 yılı net bir tarih yok ama bu yıllar arasında genç bir gelin yaşarmış.
Burada yıllar öncesinden elim bir olay olmuş. Elma adında bir gelinimiz tabiri caizse asılma süsüyle öldürülmüş. Evet. Ne diyeceksiniz bu olaya? Aynen öyle ben duydum. Doğru. Nasıl anlatılırdı? Aynen bunların dediği gibi iki kuma. Bunların dediğin kim? Sen anlatacaksın. Evet. Evet, yok. Evet. Aynen böyle işte bir elma diye bir kadın varmış. O kadın da o elmanın üstüne kaçmış. İki kuma, iki elma oluyor. Hüsnü Abacı, olay nasıl olmuş? Annem söyledi, ben küçüğüydüm. Annemden duyardım. Annemin dayısının kızı o elma. Annemin dayısının kızı. Annem ağlardı. Türküsünü olayı de... Olayı anlatır ağlardı. He, olayı anlatır ağlardı. Dayısının kızı ya. Hem türküsünü de söylerdi. İnsanı yaktı. Nasıl olmuş olay? Nasıl olmuş? Bunlar kumalar döşüyorlar. Seni bir tanıyalım önce. Beni nasıl tanıyacağım? Adın, soyadın. Adım, soyadım, adım Hüseyin, soyadım Özer. Yaş Hüseyin kaç, Özer. Yaş kaç Hüseyin 84. Abi? 84. Maşallah. Allah sağlıklı, sıhhatli ömürler versin. Allah cümleye versin. İsterim. Sizin burada bir gelin asılmış. Ha. Elma adında. Evet. Nedir olay? Ne duydun? Bak bizim duyuşumuz biz... Hani tarlalarda her gidiyorduk, süt sürüyorduk tarlada. Bir de duyduk ki böyle böyle elma atılmış dediler. Hı hı. Orada bu kadar duydum. Bu Arpaözü köyünde yıllar öncesinde elma diye bir bacımız yaşamış. Nedir bunun hayat hikayesi, ne olmuş? Şimdi bu elma çok güzelmiş. Başka... Nerenin kızı bu? Arpaözü'nün kızı, Arpaözü'nün gelini. Hı hı. Oradan bu kumanın üstüne gitmiş. Kumanın üstünde de bu iki kumalar geçim etmemişler. Geçim etmeyince dövüşmüşler. Deli gönül hangi dala konarsın öle müle konarsın. Deli gönlüm hangi dala bunarsın öle müle bunarsın. Senin tutunacak dalın mı kaldı, elim dalın kaldı feryat dilen için yanarsın öle müle yanarsın. Ah feryat dilen için yanarsın öle müle yanarsın. Benim tutulacak dalım mı kaldı? Vallahi hocam zaten olay tahmini 1945 50'ler arasında yaşanmış bir olay. İşte köyümüzün yanında iki kumaymış. Öyle bir hadis olmuş, bir ölüsü vermişler. Geri tekrar asmışlar. Yani doğru öyle bir hadis olmuş ama gerçek boyutu bilinmiyor. Köyümüzde birinci gelinmiş. Cenab-ı Allah'ın vergisi, saçı, kaşı, gözü kimseye uymaz. Çok güzelmiş. Kocasının elinden başkası alıyor, işte geçinemiyor, sonunda ölüm geliyor işte. Değerli izleyiciler, her köyümüzde yürekleri dağlayan acılar mutlaka yaşanıyor. Bundan sonra da yaşanacak. Daha önce de çok yaşanmış. Allah kimselere vermesin. Genç yaşta ölümler mi dersiniz? Kaza kurşunuyla gitmeler mi? Trafik kazaları mı? Yahut da genç yaşta hastalıklar mı? Her ocağa acı düşmüş,
Şivan düşmüş, dert düşmüş. Düşmüş düşmesine de ardından o yüreği yanık analar, bacılar duramamışlar ki. Türküler dizmişler, maniler dizmişler. Dertlerini, kaygılarını, ölene olan sevdalarını şiirlere, türkülere dökmüşler, avaza kaldırmışlar. Bu elma kimin elması, yana bodur elması. Alayından zor geliyor elmanın dalda kalması. Örmeyi eline almış, al deresine varmış. Ölüyorum anam demiş, kumasından imdad ummuş. Kara trende yol alıyı öçürekten de nazlı uyar. Oturdum da bir of çektim yürekten de neydek yar. Dediler ki yarın bu yıl gelmeyi de neydek yar. O da benim gibi yansın yürekten bu sene, bu sene, bu sene. Zalim eller bu sene, bu sene, bu sene. Nasıl edek bu sene, bu sene. O da benim gibi yansın yürekten bu sene, bu sene, bu sene. Zalim eller bu sene, bu sene, bu sene. Nasıl edek bu sene, bu sene. Biz tabi bunlar geçimi demiyor. Diyoşuyorlar. Şöyle bahçeye giderken de aynı ablanın dediği gibi koca sakalın bütün boynu kırılıyor. Aynı onun dediği gibi başına ağız bağ getiriyorlar. Kayını oluyor o. Kocasının akrabasıyla gece götürüp asıyorlar. Ayağının altına taş kayıyorlar. Ne oldu ne oldu? Kendi asıldı. Dalda. Elmanın dalında. Elmanın dalında. Adı da elma, kendi de elma. Peki daha sonra onun asılmadığı anlaşılmış. Öyle bir şey duydun mu? Asılmadı. Duymadım yani. Öyle bir şey duymadım. Yani boynunu kırmışlar, oraya atmışlar ki asıldı değil. Ha, yani asılma süsü verilmiş. He. Adım Mustafa, soyadım Polat. Adınla, soyadınla bin yaşa. Sağ ol, teşekkür ederim. Ya Mustafa abi. Efendim. Bundan yıllar yıllar öncesinde. Evet. Sizin köyde Elma diye bir gelin yaşamış. Evet. Asma süsü vermişler onu. Aslında öldürmüşler de öyle anlatıyorlar. Evet, evet. Nedir olayın aslı? Sen nasıl duydun olayı? Vallahi olay işte zabanı kalkıyorlar ki adam orada bir cenaze var. Ark ediyordu. Arkasında şöyle bir elma var. Elmanın dalına takmışlar. Öyle buldular. Saçından mı tutuyor? Saçından tutuyor, saçından. Hı hı. Bunu niye de gidelim, bunu asak. Altan taş kayıyorlar güzel. Oraya tutanlandırıyorlar. Bu yani burada bir hafta kalıyor. O hemen indirmiyor. Asıldı. Yani. Niye kalıyor? Gazlı aşalgıçla yayan gidecek. Buraya gelecek. Mütteyim gelecek falan. Yani evet, gelecek. Bir hafta kalıyor. Baykuş gibi de taş başına oturdum da nazlı yar. Ben derdimi cümle aleme yetirdim de neydek yar. Gel vefasız biraz merhamet eyle de neydek yar. Senin içinde ben aklımı yitirdim bu sene, bu sene, bu sene. Zalim eller bu sene, bu sene, bu sene.
nasıl edek bu sene, bu sene? Senin için de ben aklımı yitirdim bu sene, bu sene, bu sene. Zalim eller bu sene, bu sene, bu sene. Nere gidek bu sene, bu sene? Sonra anlaşıyorlar ya, kardeşler gücücük gücücük, daveden yok, kendi o süzüdü, çok güzelmiş. Yani Suaz, dünyaya geçsen öyle güzel bulamaz. Dünya güzelmiş, gelin, çok güzelmiş. O kumasının adı da elmaymış, bu da elma. Bu bahçeye kaçmış, kocası eve gelince. Bahçeye kaçarken kocası ardından yetişiyor, bunun saçı şöyle arkadan eline geçince çekiyor, boynu kırılıyor. Yani öteki adam kendini kurtarmak için tamam. Bu daldan atılmış. Anladım. Duymuş, sıdıra gidiyormuş. Dayısı var sıdırda. Yolda çeviriyor, getiriyor, diyor, diyor. Boynunu kırıyor, ölüyor adam. O zaman götürüp oraya atıyorlar almaya. Asma suçu veriyorlar. Asma suçu, bu kadar. Peki. Bisyar, o kocası orada lübet tutuyor. Yani... İndirmesin veya işte bir hezar olmasın diye ya kendi dedi. O kim? Kocası bir hafta dedi orada dedi nöbet tuttum dedi. Kocası bunu işte seviyor. Başka kocasından alıp kaçıyor bunu. Kaçıyor. Aslında bu ölen elma evliyken buna kaçıyor. He evliyken kocasını koyuyor buna kaçıyor. Kaçışın geçim etmiyor bir geçim etmeyişinde bahçeye kaçarken kocası saçından çekişin duyuşumuz öyle bilmiyor ya biz çocuğuduk da. Elbette. Oradan dala bağlıyorlar taş altına kayıyor. Bu arabalar şeyler geliyor mu yani diyor ne oldu ne oldu kendi asıldı diyorlar. Boynu kırılınca bunu niye de götürüp bir ağacın dalına asak bu doğuşmuş asılmış desinler diye öyle süs verek diyorlar. Yani kumasıyla kocası? Kumasıyla kocası değil başka bir ahrabası. Kocasıyla? Kocasının ahrabası. İkisi? İkisi götürüyorlar. Eski kayınbabasının elmasının dalından bunu asıyorlar. Onu asanlar sonuçta ceza aldılar mı? Ama ben ne diyeyim, onun hiçbiri kalmadı, ümitimi gitti o asanların, hiçbiri kalmadı. Onu attı Cenab-ı Allah da onları öğretti. Kuf geçirdi yani. Öyle buldular, peki asıldı mı yoksa oraya mı astılar? Kimse bilemiyor orasını. Hiç... Boynu kırılmış diyorlar. Boynu kırılmış dediler doktorlar. Öyle işte kaldırdılar. Öylesine gitti. Öylesine gitti zavallı. Kimselerim yoktur derdim yana. Kimselerim yoktur da derdim yana. Derdimi sizlere de söyleyem dağlar. Varıp sırrım ya dillere söylemem. Çıkam yücelere de ağlayam dağlar.
varıp sırın ya dillere söyleme. Çıkam yücelere de ağlayam da ağlar. Ben kendi derdime de ağlayam da ağlar. Değerli izleyiciler, işte Elma kızımız, şu arka planda, geri planda görünen eve kuma üstüne gelin gelmiş. Üstelik de evliyken, Elma başka yerde evliyken kaçmış, bu eve kuma üstüne gelmiş. Gelmiş gelmesine de, belki aradığı mutluluktu, belki huzurdu. Bulamamış maalesef. İşte bu evlerde yaşarken kumasıyla bir kavga etmiş. Kavganın sonucu, kocası kumasını destekleyerek sonuç malum. Bu evde yaşamışlar. Benim babam da, biz akraba oluyoruz. Burada çalışıyormuş. Bu iki kumalar, elmalar beraber geçinip gidiyorlarmış. İyilermiş ama. Kocası askerdeymiş. Ön tarafta bahçeleri. Bu babam bunları şeye götürülmüş. Eskiden şey yok ya, saman yok ya, kefen getirirlermiş. Bu elmaların sırtına kefeni yüklemiş babam. Hadin de. Hadin elmalar, hanginiz öne geçeceksiniz diye. Hayır, şelek. Kefen şela. Kefen şela. Babam anlatır yani. Babam da 90 yaşında, gözleri görmüyor. Ben babama bakıyorum. Olay detaylı biliyor değil mi? Olay detaylı bilir. Bildiği kadar şimdi öyle anlatırdı yani. Evet. Evvel köyümüz iki tarafıydı. Aşağıda bir, yukarıda bir. İşte bir olay oldu. Tarla, arazi. O da onun karısını aldı kaçtı. O da ötekini aldı kaçtı. O birinin karısı, öldürenin karısı kumulluk etti o adamı. O birisi zorla aldı, götürdü, işte orada astı. Üzerine türküler yakılmış. Elmanın gözleri humar, birini açar birini yumar. Boğazından ip aşırmış, kumasından imdad umar. Araba gelir hallayarak, kardeşi gelir ağlayarak. Elma dalda sallanıyor, Ali onu pallayarak. Onu varmış önünde evvelzen. Böyle türkü yaktılar. İşte ağzına gelen yaktı türküyü. Çok güzeldi, çok severlerdi kuğumuz. Oldu, işte olacak oldu. Allah rahmet eylesin, kandım cennettir. Kan mı vardır garip gözüm yaşı? Kan mı vardır garip gözüm yaşında? Ağu vardır sahipsizler aşında. Böyle bir zamanda bu genç yaşında, sırrımı sizlere de söyleyem dağlar. Böyle bir zamanda bu genç yaşında, sırrımı sizlere de söyleyem dağlar.
yaşlar çıkam yücelere de Bekir, olay, Bekir Bey, olay dedim, bu evde geçiyor. Bu evde cereyan ediyor. Şurada iki tane elma vardı, biz çocuğuyduk, 5-6 yaşlarında oynardık. Biri yok, o değil, o Söğüt'te. Onun altında. Şöyle buralda yaklaşık iki çatal elma vardı. Yani o kadının birine asılıyor. Yani kadın öldürülüyor, getirip oraya asıyorlar. Kendi aslı o elma ağacında veriyor. Yani 5-6 gün kalıyor. Sonunda Sivas'tan geliyor burada. Hakim, savcı neyse gelirken burada şey yapıyor, indiriyorlar. Asıldı diye şey yapıyorlar. Olay öyle kapanıp gidiyor. Saçlı dakikada böyle siliyor dedi. Oradan hakim, savcı geliyor. Fakat hakim de Hekimhanlıymış. Hekimhanlıymış. Bu adamın devası da hekimhanlıymış. O öldürenin babası da. Hakimini orada görüyor. Oradan şarkıcı da görüyor. Bunu kendi kendine yapmış diye tutamak tutuluyor. Bunlar da ileri. Onların karşı tarafın kimsesi yok gibi bir şey. Bir çocuklar bak. Bunlar da ileri de. O zavallı öyle ide. Onun ahı yerde kalmadı yani. Kalmadı. Cenab-ı Allah aldı onu kafını. Başka kardeşleri vardı ufacık. Korkularından devletin karşısına çıkmıştı. Yüceden mi geldin sen seher yeli daha yarım ellerle gezer mi? Bugün yarım eskisinden güzel mi? O yar beni defterde yazar. Solmuş derlerde gül benzinmezi. Bugün yarım eskisinden güzel mi? O yar beni defterine yazar. Duyduğumuz büyükler. Yani hemşericilik oldu. Evet.
Hocası nereliydi bu elmaların hocası? Buralı. Nasıl Ekiman'la bir bağlantıları kurdular? Dedeler oradan gelmiş. Ekiman'dan. Dedeler Ekiman'dan gelmiş. O zamanın şeyi de hakimi de Ekimanlı olduğu için zaten bu babası gider gezermiş o arada. Olay 1945, 46 veya 44. O civarda. Evet, yani yaklaşık 70. Evet. Önce. Evet. Sonra nöbet tuttuğunu bizzat adamın ben ağzından duydum. Kendi söyledi. Kendi söyledi. Benim kocası evde. Söyledi. Kocası söyledi. Adı neydi o kocasının? Niyazi Karahan. Keçi diyor. Sonradan iş anlaşıyor. He, iş anlaşıyor. Peki o anlaşıldığında onu asanlar cezaya tabi tutuluyor mu? Yok. Hiçbir şey yok. Hiç hiç. Bir ay bile hapiste alıp mahkemeye bile gitmiyor. Peki. O adamın dedesi varıyor, görüyor. Bu üst ağrı sızmış da, başının ağrısı varmış da asılmış diyorlar geline. Halbuki hiçbir şey yok. Hastalanıyor diyorlar, hasta. Başı sahreli diyorlar. Almak ha, sahresi ne alıyor düğüne gözeli. Kendileri hak ediyorlar da sahipsiz. O süt. Hemen senden şu dörtlüklerden alayım bakayım. Alını allanıyor, elma dalda sallanıyor. Gavır meydan gavır Niyaz, bu da ülkünün anası. Bu elma kimin elması, dodağı özlük elması. Örmeğin eline almış, el deresine varmış. Ölüyorum anam demiş, kumasından umda durmuş. Bu elma kimin elması, yanı değnek yarası. Elma dalda sallanıyor, alonun allanıyor. Var var, bir var. Bir tane var. Oğlan mı? Kız. Nerede o şimdi? Köyde. Sizin burada? Evet. Ankara şimdi hastaymış, Ankara'da falan. Anladım. Evi burada. Peki o kızdan çocuk var mı? Çok. 5-6 tane var. Burada var mı köyde? Yok. Hep memurlar. Hep dışarıdalar. Peki. Biz bu olayda adı geçenlere Allah'tan razı olsun. Böyle.
Devlet de davayı çalmadı. Hiç ne yaptı? Ölmüş. Öteki adam. Onların ismini de Cenab-ı Allah aldı. Ha? Anladım. Asıyorlar işte, bacıları da buna şeyine dayanamıyor, buna türkü yakıyorlar. Türkü yakan bacıları mı? Bacıları. Adları ne onların biliyor musun? Kekli alan, bir de bunun annesi Fatma. Sevil annesi Fatma. He, kekli kala. Bunlar ikisi bir oluyorlar, türkü yakıyorlar. Genç gelin Allah'ın takdiri ilahisi. Elbette o gün mutlaka Rabbim verdiği canı alacaktı ama öyle bir acı olayla karşılaşmış ki eften püften armudun sapı üzümün çöpü kavga yüzünden kocasının o sırma saçlı beliklerini eline dolayıp hızla çekmesinden boynu kırılarak hayatını kaybetmiş. İşte bunun üzerine türküler söylenmiş. Ben olayı kısaca özetlemeye çalıştım. Olayın gerçek hayat hikayesini ve türkülerini Arp Özü'nün güzel insanlarından alacağız. Yasadır deli. Yalan yalan üstünde
Aldın elma kendin elma asıldı dalda elma. Eller böyle yaman olur elma kusurma kalma. İki yoncanın arası kudesi değnek yarası. Nasıl kıydın kelen yazıda ülkünün anası. Ölmeyin eline almış adresine varmış. Kumahasından imdatınmış ölüyorum anam demiş. Ne diyeceğim, ne diyeceğim abi ben ne diyeceğim. Mehmet Bey haber salmış ben Sivas'a gideceğim. Mercan sıkmış bileğini Mevlam vermiş dileğini. Elması sebek severdi daramamış geleğini. Ardının elmiye vermiş yönünü kıbrıya dönmüş. Boğazımdan ip aşırmış ölüyorum ülküm demiş. Gözleri umar biri açar biri yumar. Boğazından ip aşırmış kumasından imdad umar. Hengal derin 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 ilmenin gözleri ağlar. Böyle gelin bulunur mu ara çapan yazar ay. Böyle gelin bulunur mu ara nazlı yarim aray. Hüden de hüden de kalkanmamış dudağında. Elmanın nazlı bebeği şu kumanın kucağında. Mercan sıkmış bileğini Mevlam vermiş dileğini. Elması sebek severdi daramamış geleğini. Ne diyeceğim, ne diyeceğim abi ben ne diyeceğim. Kayınbabam haber salmış ve Sivas'a gideceğim. Kaderimi yanam yoksa yaramı, yoksa yaramı. Onun için terye iledim silahımı, oy oy neydem silahımı. Terge iledim silahımı, oy oy neydem silahımı. Çağırın sorayım garip anamı, garip anamı. Niye beni gurbet elciye ilemiş
belki bir gün çıkar gelir diyorlar. Gönül muradını da alır diyorlar, diyorlar.